Değerli katılımcılar, turizm eğitimi kalite ve akreditasyon çalıştayını değerlendirmek üzere TÜRAK Başkan Yardımcısı Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın İbrahim Birkan'ı davet ediyoruz. Tekrar iyi günler. Sabahtan beri ekran başındayım. Birçoğumuz da öyleyizdir. Ben büyük bir zevkle ve heyecanla yapılan çalışmayı takip ediyorum. Ve süreye uygun olarak zamanında da işi bu noktaya kadar getirmiş olmamız ve zamanında da ben de 15 dakikada bitirmemiz önemli bir disipliner yaklaşım olacak. Kalite kontrol açısından da bence dikkate alınacak bir husustur. Çünkü Türkiye'de bu konu biraz ciddiye alınmıyor. Şimdi ilk defa böyle bir çalıştay yapılıyor. Hatta biz bu çalıştayı yapmayı düşündüğümüz vakit tabii böyle bir salgın sorunu yoktu. Biz bunu bir gün yüz yüze yapmayı planlamıştık. Ve hatta bu işin bütçesini nasıl yapabiliriz, imkanları nasıl bir mekanda toplayabiliriz. Bunun hazırlıklarını, çalışmalarını yaparken maalesef bu COVID-19 oldu. Fakat bu işi de gene biz online olarak gene ilk defa böyle bir çalıştayı yaparak tamamlama fırsatımız oldu. Yani İTLER'in organizasyonu oldu bu diyebilirim. Benim sabahki rektörler panelinde de söylediğim gibi sevgili turizmci akademisyen arkadaşlarım ve sektörden katılan turizmciler dünyada bir hizmet paradigması var. Yani artık dünya ekonomisi mal üretiminden hizmet üretimine doğru kayıyor. Şu anda dünya gayri safi hasılasının çok önemli bir kısmı hizmet sektöründen sağlanıyor ve gelişmişlik düzeyine göre bu oran gittikçe %75'lerin üzerinde olarak hizmet sektörüne gelişmiş ülkelerde kayıyor. Şimdi dünyayı bir ülke olarak düşünecek olursak dünyanın yaptığı ihracatları mal ve hizmet diye ayıracak olursak hizmet ihracatındaki artış mal ihracatının 4 katı. Yakında hizmet ihracatını dünyada mal hizmet ihracatından da fazla görürsek şaşırmayalım. Çünkü petrol ve doğalgaz mal olarak geçtiği için onlarda da azalma hem çevresel hem bitme noktasında olduğundan hızla artan hizmet ihracatı da mal ihracatını da geçecek gibi görünüyor. Bu niye önemli? Çünkü artık dünya WTO, World Travel Organization değil, World Trade Organization, dev bir organizasyon, Birleşmiş Milletler'in en büyük kolu. Dünya artık bu hizmet ihracatını ülkelerin trade of balance, dış ödemeler dengesinde eskiden invisible items diye tek kalemde geçerdi turizm gelirleriyle. Artık öyle geçmiyor. Çünkü o kadar büyük bir meblağa ulaştı ki bunu 2002 yılından beri klasifiye ediyor ve bütün merkez bankaları da böyle takip ediyor. Buna göre artık hizmet ihracatı 12 kalemde takip ediliyor ve 12 kalemden bir tanesi de 4. kalem turizm ve %42'yi oluşturuyor. Yani ve ondan sonra ulaşım geliyor ki o da bence büyük ölçüde turizm. Böylesine dev bir sektörüz biz. Ha bu sene belki bu COVID-19 dolayısıyla en kötü etkilenen, en olumsuz etkilenen bir sektör durumuna geldik ama bütün salgınlar geçicidir. Bu salgında ne kadar sürer bilmiyoruz ama bittiği vakit yeniden turizmin canlanacağına hiç şüphemiz yok. Hatta biriktirilmiş ve bekletilmiş bir taleple karşılaşacağız. Artık insanlar o kadar turizmi bir ihtiyaç haline getirdi ki tatilim geldi diye anlatıyor. Yani başka bir ihtiyacı gelmiş gibi. O yüzden insanlar dört gözle görüyorsunuz kapıları açılır açılmaz Abdullah'a, Antalya'ya, Rusya'dan, Almanya'dan, İngiltere'den turistler geliyorlar. İleride çok daha büyük bir artış olacak. Şimdi bugün Türkiye açısından konuya da bakıldı. Türkiye hakikaten uluslararası rekabet avantajı açısından hani meşhur Michael Porter'ın Harvard profesörü yazdığı meşhur bir makale var. Dünyada rekabet avantajı olan, uluslararası rekabet avantajı olan bir numaralı sektörü Türkiye'nin turizmi. Bu artık herkes tarafından kabul ediliyor. Ve şu COVID-19 bile bu sektörün ne kadar önemli olduğunu herkes tarafından anlaşılmasına sebebiyet verdi. Böyle de bir yan olumlu etkisi oldu. Önümüzdeki senelerde bunu daha iyi kapitalize edebileceğiz ve bundan yararlanabileceğiz diye düşünüyorum. Fakat bizim dünya altıncısı olduğumuzu gelen turist sayısı itibariyle söyledik. Hatta bazı değerli konuşmacılarımız hedef ilk üç olmalı dediler.
Ama Orhan hocamızın da ifade ettiği gibi sadece rakamla bu iş olmuyor. Turizm gelirlerinde de 12 gerileme oldu bu arada. 13.lük de kabul edilemez, başarılı bile olsa daha iyi olmamız gerekir. Ama daha önemlisi rekabetçilik endeksinde 44. sıradayız. Burada karnemiz kötü değil, çok kötü. Bunun düzeltilmesi lazım. Bu da ancak turizm kalitesinin yükseltilmesiyle mümkün. Bunun yükseltilmesi ise turizmin önemli bir alanı olan turizm eğitiminde kaliteyi yükseltmekle olur. Turizmde kalitenin yükseltilmesi de bir yönde akreditasyon çalışmalarının layıklı vekile ve hızlı bir şekilde yapılmasıyla sağlanacak. Bu bakımdan yani Türkiye'yi dünya turizm eğitiminde de önemli bir merkez haline getirebilme fırsatımız var. Dünyanın dört bir yanından insanlar Türkiye'ye turizm eğitimi almak için turizmde ilk üçe, ilk dörde, ilk beşe girmiş bir ülkeye gelerek turizm eğitimi almaya çaba göstermelidirler. En iyi turizm okullarının bizim ülkemizde olması gerekir diye düşünüyorum. Bu bakımdan akreditasyon ve ileride uluslararası hale dönüştürülebilecek bir akreditasyon çalışmasının çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Şu anda Türkiye'de 8 tane akreditasyon almış olan turizm bölümümüz var. Esasında bazı yeni kurulan akreditasyon kurulları çok değişik bir yöntem izleyerek kurulur kurulmaz 15 taneye falan çıktılar. Biz böyle bir yöntem izlemedik. Biz bu işe başladığımız vakit bir tane pilot çalışma yaptık. 1,5 sene süren çok yoğun bir çalışmanın neticesinde bu 10 kuralımızı geliştirdik, yazdık ve ondan sonra da Gelin Hocam'ın dediği gibi bunları pilot çalışmanın verdiği bilgiler ışığında revize ettik ve devamlı da revize etmeye devam edeceğiz. Yani biz böyle rakamsal olarak bir anda yükselelim diye bir çaba içinde olmadık. Kaliteli olarak yükselelim dedik. Fakat önümüzdeki yıllarda akredite olan bölüm sayımızın daha fazla olması gerekir. Yani bu kadar eğitim veren bölümümüz varken 8 hiçbir şekilde kabul edilemez. Çok daha fazla akredite olmuş bölüm gerekir. Ve biz akreditasyon kurulu olarak olumlu yaklaşıyoruz. Yani bu 10 kuralı okuduğunuz vakit aman Allah'ım ben buna müracaat edersem bu şartlarda akredite olamam diye düşünmeyin. Buna göre nasıl kendimi adapte edebilirim ve bunu bu konuda nasıl bir bağlayıcı olarak kendim hem kendim bölümüm adına hem fakültem adına, üniversitem adına ne gibi taahhütlerde bulunabiliriz ve böyle bir akreditasyona nasıl gideriz diye düşünün. Bakın akreditasyon 5 yıllık veriliyor. Ama 5 yıllık veriliyor. Şu ana kadar 5 yıllık akreditasyon olan turizm bölümü olmadı. 5 yıllık alamayan 2 yıllık alabiliyor. Ama akreditasyonu alıyorsunuz veya almıyorsunuz. Fark etmiyor. Aldınız mı 2 yıllık veya 5 yıllık? 2 yılın sonunda eksik görülen kısımları, kaygıyla ifade edilen kısımları düzelterek akreditasyonunuzu 5 yıla çıkarma imkanınız var. Onun için ben alamam diye umutsuzluğa ve olumsuz bir yaklaşıma kapılmayalım. Müracaat edelim. Eksik taraflarımızı da düzeltmek için elinizden gelenli yapacağınızı taahhüt edin. Ve bizim de buna göre amacımız zaten iyileştirmek. Akreditasyonun temeli iyileştirmek. Size bir ayna tutmak. Sizin şurada eksiksiniz, burada eksiksiniz gibi bir şekilde sizi demoralize etmek değil. O yüzden ben özellikle müracaat edecek olan yeni okullara, yeni bölümlerimize bu konuda olumlu bir şekilde yaklaşmalarını ve biz akredite olamayız gibi bir olumsuz düşünceyle kendilerini baltalamamalarını öneriyorum. Mutlaka akreditasyona uygun bir şekilde programımızı revize edelim, revize ettiğimizi taahhüt edelim ve böyle bir müracaatla okulumuzun ve eğitimimizin değerini arttıralım. Okulumuzu da daha rekabetçi bir okul haline getirelim. Şimdi bugün sabahtan beri ben ekran başındayım ve değerli konuşmacılarımızın söylediği çok değerli konularda ufak tefek notlarımı da aldım tabii. Şimdi her şeyden evvel bunu çok tartışıyoruz. Bazı akademisyen hocalarım turizmi bir bilim olarak kabul ediyor. Doğrudur. Bazıları bir uluslararası
bilimler arası bir disiplin diyor. O da doğrudur. Bazıları yok diyor, bir uygulama alanıdır diyor. Hatırlıyorum, Nazmi Kozak hocamız yıllar önce turizmde akademisyenleri topladı. Bir hafta sonra bir tatil oteline kapandı. Turizm nedir? Bilim midir? Bilim midir? Uygulama alanı mıdır? Film midir? Nedir? Bunu bir tartışalım dedi. Sonunda tartıştık. Değişik görüşler ortaya çıktı. Ama şu bir gerçek, turizm uygulamalı bir bilim alanı veya disiplinler arası bir alan. Onun için bu konuda da hata yapmıyorum. Yani biz sektörle daima iç içe olacağız. Turizmi bir bilim alanı gibi kabul edip bu konuda bunu bir namus meselesi gibi bazı akademisyenlerimizin savunması da sektörle bizim aramızı biraz daha açar diye düşünüyorum. Onun için mesela bazı arkadaşlarım yanlış anlamasınlar ama turizmde de bir bilim kurulu kullanılıyorlar. Yani turizm bir uygulama alanı. Yani bu konuda COVID-19 bilim kurulunu referans almak ne kadar doğru? Çünkü COVID-19'daki doktorların hepsi hastanede fiilen doktorluk yapıyor. Bizim turizmde profesör olarak ders veren hocalarımızın kaç tanesi otellerde, acentelerde fiilen iş yapıyor, çalışıyor veya hiç çalışmış. Yani o yüzden bu makası açmamamız lazım. Bugünkü yaptığımız çalışma sektörle akademiyayı bir araya getirmek bakımından çok olumlu bir şeydir. Bizim yapacağımız her işte işin akademik yönü ve uygulama yönü bir arada olmalı. Yani bunu bir bilim gibi kendi aramızda bilim adam, turizm akademisyenleri tartışabiliriz ama bunu bir bilim kurulu kuralım. Bu bilim kuruluna da bilim adamı gelir. Uygulamacı dışındadır. Böyle bir yaklaşım bence biraz tehlikeli olabilir diye düşünüyorum. Şimdi burada değerli konuşmacılarımızın söylediği çok güzel şeyler vardı. Mesela Tuncay hocamız ne dedi? Bir akreditasyon alanı olarak turizmde yeterlilikler ve yetkinliklerin mezunlarımıza tam olarak kazandırıldığının disipline göre program çıktılarında sağlanması gerekiyor. Bizim akreditasyonda baktığımız şey program çıktı. Somut olarak, çıktı olarak ne veriyorsun? Bu çok önemli. Yani 10 kriter ki biz bunu MÜDEK'ten, FEDEK'ten aldık. Hatta bazılarını olduğu gibi tercüme etmişiz. Sonra düzeltebilmeye çalıştık. Ya hep aynı. Yani MÜDEK'te de aynı, FEDEK'te de aynı. Biraz farklılıklar olabilir. Ama program çıktısı çok önemli. Yani bunu bir belgeleriyle tespit edebiliyor olmamız gerekiyor. Pürüz Başkanımız TÜRSAP'tan katılan çok değerli görüşlerini bizimle paylaştı ve turizm eğitiminde kalitenin çok önemli olduğunu ve lisan seviyesinin çok üst düzeyde olması gerektiğini özellikle altını çizdi. Keza Osman Başkanımız da ara eleman yetiştirmenin ve lisan konusunun altını çizdi. Suat Başkanımız Rehberler Derneği Başkanı. Bakın bunlar turizm sektörünün top-notch adamları. Yani bu kadar büyük öyle bir şey ki turizm bakan yardımcısını, ki turizmden sorumlu bakan yardımcısı, bize göre turizm bakanı, öbürü kültür turizm bakanı. Bakanlığın 1/4'ü turizm, 1/4'ü başka alanlar. Turizme bakan bir tane bakan yardımcısı var, o bu panele katılıyor. TÜRSAP Başkanı en büyük seyahat ajansı turizmdeki dernek. Onun başkanı katılıyor. Otelcilerin başkanı katılıyor. Rehberlerin başkanı katılıyor. Bu kadar üst düzey bir turizm toplantısı sektörde bile yapılamıyor. Ama bunu TÜRAK becerdi ve ben hakikaten bu yönüyle de çok başarılı bir toplantı yaptığımıza eminim. Hem sektörün en üst isimlerini hem de akademiyanın en üst isimlerini bir araya getirdik ve bir noktaya kadar gelebildik. Ve bunun çıktılarını da inşallah bu turizm akreditasyonu sayesinde ileride göreceğiz. Benim söylemek istediğim şimdilik demeyeyim de bugün toplantıyı bitirirken bu şekilde çok başarılı bir çalışma yaptık. Bence örnek bir çalışma yaptık. Bakın ilk idari bilimler akreditasyonunu turizmciler yaptı. Bu hakikaten altı çizilmesi gereken çok önemli bir başarıdır. Geçen sene Turizm Yüksek Kalite Kurulu Başkanı bütün idari bilimler fakültelerine bir yazı gönderdi. Bir toplantı yaptık İstanbul'da.
Ben de bizim okulu, Atılım Üniversitesi'ni temsilen katılmıştım. Ve orada yani esasında bizi adam akıllı geçirdi diyebilirim. Ya dediler, bu mühendisler aldı gidiyor, doktorlar aldı gidiyor. Senelerdir bu işi yapıyorlar. Kalite ve kalite kontrolü ve akreditasyon temelde bir yönetimsel bir işken, idari bilimler olarak siz yapmadınız. Bir tek turizmciler yaptı dedi ve sonra sözü bana verdi. Yani ne güzel bir şey, biz idari bilimlerde de ilk akreditasyon alan alanız. Turizmde ve bu işi daha da ileri götürerek Türkiye'nin lokomotif sektörü olan turizm sektöründe daha fazla akredite olan bölümler açarak turizm eğitimimizi de uluslararası seviyede önemli bir noktaya getirerek, Türkiye'de turizm eğitimi veren önemli bir ülke seviyesine getirerek daha büyük başarılara yol açabileceğiz diye düşünüyorum. Ve diğer turizm okullarının, bu 8 okulun dışındaki okullarımızın hepsinin akreditasyon sürecine artık akıllarına karpuz kabuğu düşsün. Belki de karpuz düşsün kafalarına. Mutlaka turizmde akredite olmak, daha kaliteli olmak ve daha iyi olmak için bu programı da web sayfamıza koyuruz. Tekrar tekrar izleyerek nasıl müracaat edilir, nasıl yapılır, morallerini bozmadan bu konuda gerekirse bir çalışma grubu kurarak turizm akreditasyonu almak için müracaat etmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için ve bu çalışmayı başarıyla yapmamıza katkı verdiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi günler. Sayın Hocam, bu kıymetli değerlendirme için biz teşekkür ediyoruz. Şahsınızda son bir soru var, dilerseniz okuyayım size. Nüket Hanım soruyor. Turizm Bakanlığı'nda şehir planlaması mezunlarının yoğun olarak çalıştığını biliyorum. Ayrıca üniversitelerde de farklı lisans programından mezun, otel tecrübesi olmayan çok sayıda hoca var. Bu konular kalite açısından çok önemli. Sayın Hocamız bu konuda ne düşünüyor diye soruyorlar. Şimdi şunu da unutmayalım. Bakın, Turizm Bakanlığı diye bir bakanlık yok. Kültür Turizm Bakanlığı var. Kültür Turizm Bakanlığı'nın toplam bütçeden aldığı pay yakın zamana kadar %49'du. Biz %51, yani %5 olduğu için sevinmiştik. Maalesef bu bir sorun. Ama Kültür Turizm Bakanlığı'nın 1/3'ü turizm bütçesinin, 2/3'ü diğer alanlardı. Şimdi bu oran %25'lere düştü, 33'lerden. Çünkü bakanlığa işte vakıflar genel müdürlüğü vesaire, diğer çok büyük yurt dışındaki temsilcilikler Turizm Bakanlığı dışında bağlandı ve dev bir Kültür Turizm Bakanlığı var. Tabii ki bu bakanlıkta şehircilik, planlamacılık konusunda uzman da çalışacaktır. Yani işi o noktada diğer disiplinlerle çatışma şeklinde düşünmeyelim. Kültür, ama daha fazla Turizm Bakanlığında turizm eğitimi almış kişiler çalıştırılmalı mıdır? Evet, kesinlikle çalıştırılmalıdır. Ama bunu orada mesela eski eserler konusunda çalışan insanlar var. Radyo televizyon konusunda çalışan insanlar var. Kütüphanecilik konusunda çalışan insanlar var. Hepsi Kültür Turizm Bakanlığı adı altında. Yani işi öyle makro açıdan bakarken kendimizi yanıltıcı bir yaklaşıma girmeyelim. Ben hocamla yani fikrim, mutlaka Turizm Bakanlığı'nın, Kültür Turizm Bakanlığı'nda daha fazla turizm uzmanı çalışmalıdır. Sektörde de olduğu gibi akademiyada da turizm alanından, disiplininden gelen akademisyenlerin daha fazla olması gerekir. Çünkü biz ayrı bir doçentlik alanıyız, ayrı bir bilim alanıyız. Kendi aramızda işin bilimsel felsefesini tartışırken. Ama bana sorarsanız, ben 40 küsur sene sektörde yöneticilik yapmış ve sonradan full time akademisyen olmuş bir hocanız olarak söyleyeyim. Bana sorarsanız turizm eğitimi veren fakültelerin 1/3 dışarıdan gelmelidir. Ve bunların doktorası falan olması da gerekmez. Yani X otelinin executive housekeeper'ı gelip ders vermelidir. Satış pazarlama dersini evet profesör doktor bilmem kimden alabilir. Ama ondan sonra otel işletmeciliğinde turizm pazarlama dersi verilecekse onu X otelinin satış direktörü, pazarlama direktörü vermelidir. X otelinin şefi vermelidir. Yani bunlar kozmetik olarak gelip derste 3 saat konuşma değil. Bütün 15 haftalı dersi, yani programı buna göre yapmamız lazım. Uygulamalı yapmamız lazım. İşin akademik yönü de var, uygulama yönü de var.
uygulama otellerimizin olması lazım. Bu oteller de göstermelik oteller değil. Hakikaten hizmet veren gerçek oteller olmalıdır. Biz ancak bu şekilde bir turizm üniversitesi, turizm uluslararası başarılı bir turizm üniversitesi olabiliriz diye düşünüyorum. Evet, başka soru varsa bilmiyorum. Başka sorumuz yok Sayın Hocam. Değerlendirme için teşekkür ediyoruz. Ben son bir değerlendirme yapmak üzere Turak Başkanı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Muharrem Çuna'ya sözü bırakıyorum. Muharrem Hocam kravatı çıkartmış. Hocam evet çok sıcak bugün, gerçekten sıcak bugün. Kravatı çıkardım ben de dediğiniz gibi. Ben bir değerlendirme yapmayacağım. Gerçekten çok güzel bir organizasyon oldu. Emeği geçenlere teşekkür etmek için söz aldım. Yoksa İbrahim Hocam zaten çok güzel değerlendirmeler ve kapanışı yaptı. Öncelikle bilemiyorum Şule Hocam şu anda aramızda mı, çok uzun süre aldılar burada. Gerçekten büyük bir sabırla. Şule Hoca'ya, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı. Ona bir öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Daha sonra Sinop Üniversitesi'nden Ali Turan Bayram Doçent Doktor. Ona bir teşekkür etmek istiyorum. Cafer Topaloğlu Profesör Doktor. Muğla Üniversitesi Marmaris Meslek Yüksekokulu Müdürü, ki bu üç arkadaşımız birisi fakülte, birisi yüksekokul, diğeri de meslek yüksekokullarının organizasyonun koordinasyonunu yaptı Çalıştay ile ilgili. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de katılımlar vardı bugün. Orada da Hasan Kılıç Hoca, Turizm Fakültesi Dekanı. Ona bir teşekkür etmek istedim özellikle. Aslında daha büyük teşekkür bu işin mutfağında çalışan, emek veren, zaman harcayan ve çok büyük bir sorumluluk duygusu içerisinde başarıyla bu organizasyonun gerçekleşmesine katkıda bulunan öncelikle Gülten Hoca, hatta mı bilmiyorum, Gülten Yurtseven Hoca'ya, Turak Genel Sekreteri, Aslı Albayrak Hoca'ya, Doçent Doktor Gelişim Üniversitesi'nden, daha sonra da Gaye Hoca'ya, size çok teşekkür ediyorum. Başak Özyurt'a çok teşekkür ediyorum. Tolga Hatta mı bilemiyorum, perde arkasındaki organizasyonun gizli kahramanı. Organizasyon bitmeden hemen arkadaki şeyde imajı da değiştirmiş. Onu da özellikle çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon oldu. Önemli olan bu böyle organizasyonlar değil, yapılan organizasyonların bir amaca hizmet etmiş olması. Ben bu organizasyonun kesinlikle amacımıza, turizm eğitim kurumlarında kalite düzeyinin arttırılmasına, akreditasyon oranlarının yükselmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu vesileyle hepsinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Katılımcılara da bu saate kadar sabırla hatta kalarak konuşmacılarımızı dinledikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Emekleriniz için bizler teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Değerli katılımcılar, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile Turizm Akademisyenleri Derneği, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu İşbirliği, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen Turizm Eğitimi Kalite ve Akreditasyon Çalıştayı sona ermiştir. Çalıştay'a katılarak... Pardon, sözünüzü bölüyorum ama ben Erhan Bey'i atladım. Erhan Bey hatta yok diye. Onların da bugün bir herhalde Travel Tech organizasyonları devam ettiği için zannediyorum hatta yok şu anda. Aslında organizasyonda bu başarıda aslan paylarından bir tanesi de onun. Onu da atlamayalım. Evet hocam, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kusura bakmayın, böldüm. Tam kapatıyordunuz. Kapatmadan Erhan'a, mutlaka Erhan Kaya'ya teşekkür etmem gerekiyordu. Buyurun. O zaman son olarak Çalıştay'a katılarak bilgilerini paylaşan ve sorularıyla Çalıştay'ı zenginleştiren tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz.